Sayın takipçilerimiz bir daha merhaba, bir videomuzla daha karşınızdayız. Yine gurbetçimizi ilgilendiren bir konuya değineceğiz her videomuzda olduğumuz gibi. Bu videolarımız genellikle sizden gelen sorulara ilişkin olarak oluşturduğumuz videolar, bilgilendirme videoları, eğitim videoları ve yönlendirme videoları. İnşallah faydalı oluyordur. Faydalı buluyorsanız, videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basıp sosyal medya hesaplarınızda da paylaşmanızı ve bize destek vermenizi isteriz. Şimdi bugün diyelim ki Almanya'da vefat ediyor Mustafa amcamız ve geriye eşi Ümmühan Hanım'la bir kız, iki erkek, üç tane de çocuğunu bırakıyor. Mustafa amcanın Türkiye'de bankada hesabı var ve borcunda bir 60 bin euro kadar bir parası var. Şimdi bu mirasçılar Türkiye'de olan bu parayı nasıl alacaklar? Burada Ümmühan Hanım'la 3 çocuğu var, 1 kız, 2 erkek. 1/4'ü eşe, sağ kalan eşe, geri kalan 3/4'ü de çocuklara kalacaktır. Onlar arasında eşit bölünecektir. 3 çocuk olduğuna göre onlara da birer 1/4, yani herkese %25 olarak mirastan pay düşecek. 60 bin euro parası olduğunu düşünelim. 4'e böldüğümüzde her birine 15'er bin euro para düşüyor. Bu paranın nasıl alacaklar? Bunların hepsi birlikte bankaya başvurmaları gerekiyor. Ama bundan önce mirasçılıkta mirasla ilgili bir işlem yapılacaksa mirasın Ausweis, mirasçılığın kimliği dediğimiz bir şey var. Nedir? Mirasçılık belgesi veya eski ismiyle veraset ilamı alınması gerekiyor. İlam diyorum ben, yani mahkeme kararı demektir ama 2000'li yıllarda noter kanununda bir değişiklik yapıldı. Artık noterler de, Türkiye'de noterler de mirasçılık belgesi veraset ilamı verebiliyor. Ancak bunun için çok karışık olmaması gerek ve herhangi birinin, bu mirasçıların içerisinde, bu 4 kişinin içinde herhangi biri Alman vatandaşıysa örneğin, noterler bunu veremiyor. O zaman sulh hukuk mahkemesine gidilmesi gerekiyor. Çok basittir veraset ilamı almak. Mirasçılardan herhangi biri başvurup nüfus kayıtlarında getirttirerek en yakın bulundukları sulh hukuk mahkemelerinden mirasçılık belgesi alabilirler. Çünkü bu belge olmadan mirasçı olduğunuzu ispatlayamazsınız. Bu mirasçılık belgesini aldıktan sonra bu mirasçılar dördü birlikte gittiğini düşünelim. Bankaya giderler. Banka yalnız bu parayı vermez. Çünkü 7338 sayılı veraset ve intikal kanunumuz var. Kişi öldüğü için bu kanun gereğince veraset ve intikal vergisinin ödenmesi gerekir. Banka ne kadar para olduğunu yazar, bu mirasçılara verir. Herhangi bir mirasçı da olabilir. Vergi dairesine, bağlı olunan vergi dairesine beyanname vermesi gerek. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi. Bu beyannamenin normalde 3 ayda verilmesi gerek ama Mustafa amca Almanya'da vefat ettiği için, yurt dışında vefat ettiği için 6 ay içerisinde verilmesi gerekiyor. Yurt dışında vefat ettiği için. Mirasçılar adına verilebilir. Fakat vekaletle biri verecekse bunu mutlaka vekaletnamede vergi dairelere arıyor. Veraset intikal vergisi beyannamesi vermek üzere yetki verilmesi gerekiyor. Vekaletnamelerde bunun olması gerekiyor. Bunu da verdiğinde vergi dairesi bakar, hesabını yapar. Kişinin veraset intikal vergisi varsa, gecikmelerden dolayı vesaire, usulsüzlük cezası varsa onları da tahakkuk ettirir. Mirasçılardan bu parayı alır. Vergiyle ilişiği yoktur diye bir yazı verir vergi dairesi. Mirasçılarımız da Ümmühan Hanım ve 3 tane çocuğu gidip bankaya bununla müracaat ettiklerinde hem veraset ilamı hem de vergi dairesinin ilişiği yoktur yazısını verdiklerinde bankadaki 60 bin euro kendilerine her birinin hissesi oranında ödenir. Ne kadar? Her biri 15'er bin euro alırlar. Bunda bir sıkıntı çıkmaz. Peki şöyle bir soru gelebiliyor. Yani ki Mustafa amca burada vefat ettiği için Almanya'da. Almanya'dan alınan mirasçılık belgesi, Erbschein diyoruz Almanca, Türkiye'de geçerli sorusu var. Türk Bankası bu veraset ilavını kabul eder mi? İlla sulh hukuk mahkemesine müracaat etmek zorunda mıyız diye. Evet, Türk Bankası mutlaka Türkiye'den. Çünkü Mustafa amca Türk vatandaşı, mutlaka Türkiye'den veraset ilamı ister. Sulh hukuk mahkemesinden veya noterden, dediğim gibi şartları varsa noterden de alınabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü milletler arası özel hukuk usulü hakkındaki bir kanunumuz var. Kısaca MÜH dediğimiz. Burada miras diyor, ölenin milli hukukuna tabi. Mustafa amca Türk vatandaşı olduğu için ölenin milli hukuku, yani Türk hukukuna tabidir. Biz Almanya ile imparatorluk döneminde, yani 1909 yılında bir konsolosluk
sözleşmesi imzalamışız ve bu sözleşmede de taşınır malların önerim milli hukukuna tabi olduğu yine belirtilmiş ve milli hukukuyla ilgili olarak eğer taşınmazlarla ilgili değilse diğer ülkeden alınan bir veraset ilamı kendi vatandaşı olduğu devletten alınan veraset ilanı mesela Mustafa amca için Türkiye'den alınan Almanya'da geçerlidir bu sözleşmeye göre. Yalnız ne için? Taşınır mallar için. Ama taşınmaz mallar için yani immobilium dediğimiz taşınmaz mallar için geçerli değil. Taşınmaz mal neredeyse oranın hukuku geçerli çünkü. Bu durumda Mustafa amca Türk vatandaşı ve Türk hukukuna tabi o zaman banka Almanya'dan alınanı kabul etmez. Ki hukuken haklıdır. Türk mahkemesinden ister veya noterden demin de söylediğim gibi. Peki bankadaki hesabı bilinmiyorsa bir kişi ölmüş Mustafa amca öyle acaba Türkiye'de mirası var mı parası var mı bankada bunun araştırmasını yapabilir miyiz? Maalesef bu çok zor bir soru Türkiye açısından çünkü Türkiye'de bankaların hepsi otomasyon sistemine girmemiş. Dolayısıyla da herkese de bilgi verilemez. Bankacılık kanunumuz var. 5411 sayılı bankacılık kanunumuza göre bankadan sadece kanunen yetkilendirilmiş kişiler bunlar resmi kurumlar veya hakkı olanlar bilgi edinebilir. Mirasçılar mirasçılık belgesini aldıktan sonra tahmin ettikleri aynı şehrin içerisinde bile olsa ayrı ayrı şöyle mesela Ziraat Bankası'nın birkaç şubesi varsa her birine ayrı ayrı sormak zorundalar. Çünkü otomasyon sistemine girmemişler. Yani merkezi bir sistemden göremiyoruz. Genel müdürlüklere yazılabilir. Bankaların genel müdürlüklerine TC kimlik numarası verilerek ve veraset ilamı da eklenerek sorulabilir. Fakat Bankalar Birliği bu durumda bankaların çünkü her şubelerine ayrı ayrı yazmaları gerekiyor. Masraflı olduğu için bir masraf çıkardıkları ve çok zaman aldığını açıklıyor. Ondan dolayı tahmin edilebilecek banka şubelerine başvurulması gerek. Başvurulursa bu şekilde bankadan hesapları çıkartılabilir. Son soru olarak da şunu cevaplandıralım. Diyelim ki bu 4 kişi demiştik. Ümmü Hanım ve 3 tane çocuğu bunlardan çocuklarından biri Fırat parasını almak istiyor bankadan fakat bu 3 kişi yanaş gitti, çıkarttı veraset ilamını sulh mahkemesinden veya noterden. Veraset intikal vergisini de ödedi, usulsüzlük cezalarını da ödedi. İlişiği yoktur, kağıdını da aldı vergi dairesinden. Bu kişi gidip bankadan kendi payını yani 1/4 hissesi var mirastan bunu alabilir mi sorusu. Daha önce Yargıtay uygulamaları mahkeme uygulamalarında şuydu. Evet alabilir diyordu Yargıtay mahkeme olarak. Diyordu ki bu bankada olan yani tereke dediğimiz Almanca nahlas. Terekede bulunan bu taşınır mal bankadaki para bölünebilir bir şeydir. Bir maldır. Onun için herkes kendi payına düşeni bankaya ibraz ettiğinde alabilir. Fakat daha sonra Yargıtay bu görüşünü değiştirdi. Dedi ki hayır her ne kadar böyleyse de mülkiyet yani bölünmediği için, paylım bir mülkiyet olmadığı için iştirak halinde yani miras şirketi halinde hepsinin birden imzasının olması gerek. Hepsinin birden başvurması gerek. Çünkü iştirak halinde mülkiyette bu gayrimenkuller için de geçerli. Menkul mallar için de mesela araba kaydı olsaydı araba kaydı da arabayı da satamazsınız. Kaydını veremezsiniz. Ne için? Bütün mirasçıların birlikte imzaladığı. Bir tanesinin olmasa olmuyor. Yargıtay bu şekilde karar vermeye başladı. Dedi ki iştirak halinde mülkiyettir. Hepsi birlikte başvuracak veya vekalet verecek. Gelemeyenler vekalet verecek. Vekaletle de olur. Özel vekaletnameyle. Ama diyorum ki hiçbiri razı olmuyor. Ama Fırat'ın çok acelesi var. Parayı almak istiyor. 15 bin euroyu kendi hissesine düşeni almak istiyor. Belgeleri de tamamlamış. Ancak şunu yapabilir. Medeni Kanunu 644. maddesine göre sulh mahkemesine müracaat eder ve der ki ben buradaki mülkiyetin, iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete yani paylı mülkiyete çevrilmesini talep ediyorum diyebilir. Bu çok zor bir dava değil. Kısa zamanda da bitebilir. Çok büyük bir araştırma gerektirmeyen bir şey. Hakimler çok çabuk karar verebiliyor tabii iş hacmine bağlı olarak. Bu şekilde mülkiyetin iştirak halinden müşterek mülkiyete dönmesi halinde, paylı mülkiyete dönmesi halinde bu kararla birlikte Fırat bankaya gittiğinde mirasçılık belgesi, vergi dairesinden ilişiği yoktur belgesi ve iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesine ilişkin kararı bankaya ifraz ettiğinde kendi hissesine düşen 15 bin euroyu rahatlıkla alabilir. Yolu bu yani. Bu şekilde mirasçılar miras Fırat
bakanın, ölenin Türkiye'deki bankadaki parasını alabilirler. Bir videomuzda daha beraberdik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak videomuzu popüler hale getirebilirsiniz. Daha çok gurbetçimizin bilgilenmesi amacıyla da sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Her zaman söylüyorum, biz avukatız. Bilgi hazinedir. Doğru bilgi bulunmaz hazinedir. Maalesef bize bu konularda Türkiye'den Türk hukuku ile ilgili konularda müracaat eden vatandaşlarımız ödemeye tabi, danışma ücreti ödemek zorundalar. Bu şekilde kabul ediyorlarsa bize arayıp irtibata geçebilirler. Başka bir videomuzda, başka bir konuda buluşmak üzere. İyi günler. Dövizli askerlik yönüne bakarsak, bir videomuzda daha beraberiz. Tek tek yazmanız bunu kim söylüyor? Kaptırma bakımlarında. Kurdayçımızın bir derdi sorunuz. Mavi kartlı bu...